Hem önemli etkinliklere bizim katılımımız daha az böyle etkinliklere. Evet, daha evden online izlemeyi tercih ediyoruz yani. Bir de counter kültürü Türkiye'de çok fazla şey yapamadı yani. Yer etmedi daha. Çok takım olması lazım, çok turnuva alması lazım. Bütün espor kulüplerinin CSGO takımı açması lazım. Şimdi karlılık olmayınca adam açmıyor, masraf çünkü. Maaş verecek, gaming house'da bir sürü giderini karşılayacak. Turnuva olacak ki para kazanacak o çocuklar. Büyük counter turnuvası olmuyor bizim ülkede. Ama yakında söylememem lazım normalde ama sen marka verme hiç. Tamam. Çok büyük bir CSGO turnuvası geliyor. Biz yapıyoruz. Haberiniz olsun. Bayağı böyle çılgın. Niye marka vereyim ya, sen bunu söyleseydin marka vermezdim. Şak diye söylersin abi. Yok sen canım, ben niye söyledim şu zamana kadar? Şeyi söyledin. Neyi? Hı, evet, bugün söyledim ben. Tamam canım, anlaşılacak şekildeydi. Senin söylediğin markayı da şöyle gösterdim, şu mu derdim. Durum 1-0. Evet. SSG muhabbeti ne abi? Niye alıyorlar yani? Böyle şey Torstar'da. Abi 2 vuruş 4 vuruş da damage. İyi yani. Vuramıyorsun ki ikinciyi ama basıyorlar üzerine ya da bir şey oluyor. CZL adam vuruyor yanındaki. Bir şekilde vuruyor yani. Magisk niye o silah almış şu iğrenç susturuculuğu? TNT varken. Abi inan bilmiyorum. Steve'ye de sormak isterdim. Niye SSG aldın? Niye de vallahi bilmiyorum. Bunları sen bilmeyeceğin de kim bilecek? Ben tercih etmiyorum. Adam niye tercih ediyor? Daha iyi kullanıyordur. Ya da pozisyon gereği almıştır. O daha UMP'den daha iyi kullanılamaz ki o silah. Neden? Adam belki recoil'ini daha iyi yapıyor UMP'den. Oyun tekrar çeviriyor bu arada Astralis. Elir. Ne oldu, ona fetiş yaptılar orada. Şey yine, ilk önce A'ya girdi Astralis. Sonra B'ye çevirdi oyunu, B, hani A fake B gibi. Sonra aslında B'nin fake oldu, A'ya girecekler ortaya çıktı. Geri döndüler. Erici de bu sırada yakalandı B'ye backup verirken. İşte tecrübe orada o işe yaradı zaten değil mi? Erici ya da birini yakalamak içindi aslında. O Inferno'yu o kadar çok izledim ve sundum ki Astralis'te artık yani. Oraya dönecekler, buraya dönecekler, oraya dönecekler, buraya girecekler. Bana ne alacaklar herif? Steve'in başına gelecek. Eyvah! Bak gülüyor da zaten. Ama Glaive'in koşmaması lazım orada, o da gülüyor. Ya da yakalam şey yani, yakalayabilir orada. Hiç affetmiyor şerefsizler ama var ya. Bir de Stewie de tam onun adamı yani. Bıçaklamayı sever, Simple da aynı şekilde. İkisi de tam taşacak adamı. Bıçak. Bak, aa, millet bağırdı diye anladı da oluyor. Tabii doğru canım. Söylüyorsun. Yok ama Glaive koştu orada. Koşmaması lazımdı. Zaten taraftar koştu, Glaive şey, taraftar koştu. Yani. Taraftar koştu, Glaive öyle koştu. Zoraki anlaşılır diye koşmuştu belki. Yani evet. Fiziksel oynamanın da böyle bir zararı var aslında. Evet, gördüğün gibi yine Banana'nın kontrolünün altı asırı takımı. Burada bir kişiyi bırakıp A'ya çevirecekler. Sonra yine niye çok önemli Banana? Ya Banana, şu an çünkü oyun ikiye ayrılıyor Inferno'da. Banana ve A tarafı, mid tarafı. Sen %50'si otomatik yere geçirmiş oluyor. Ve sen, hani zaten orta belli bir kısmı sana ait. Zaten sen Banana'yı aldıktan sonra senin gibi oyun kurabiliyorsun. B'yi fakeleyebiliyorsun. Girebiliyorsun, execute yapabiliyorsun. Çok önemli. Zipnix iki ses de duydu şu anda. İki sesin de farkında. Tivis bu arada dupleyi düşürmeye başardı. Mid'deki bir oyuncunun daha farkında. Evet. Bakalım Nef. Bok çukurunda Nef. Bok çukurundan geliyor. Fix yakalayabilecek mi? Yakalayamadı. Çünkü mermileri poposuna attı kafası yerine. Niye öyle yaptı? Ya kafaya çalışmadı bile ama. Evet, spamleyin öldürebilir değil mi? Evet. Stevie gördüğün gibi Zeus almış orada. Ruins'e gelen bir oyuncu olursa diye. 2 mermide mi 67 kaldı adam? 3 mermide. 3 mermide herhalde. Yaptı. Ölümsüz abi o zaman, ölmez ki. 7 mermide mi öldürüyor USPS gördüğü? 6 mermide falan ya herhalde, yanlış bulmuyorsam. O zaman 3 mermide 67 bırakmaması lazım. Evet. Hakikaten evlerindeki rahatlıkla huzurla oynuyorlar yani şu anda. Bilmiyorum, hesaplayamadım.
Room 3-0. Team Liquid herhangi bir oyuncu çekmedi Neft'e ve Nistro'da AWP var. Yani kalan oyuncular ise M4. Astra ise 5 kere şu oynamaya devam ediyor. Glaive banana flash'ını kullandı. Yazılı bir şekilde gördüğünüz gibi Astralis B yolunu almaya çalışıyor. Bu sefer karşı koyma görebiliyoruz. İki takımdan derken yine B sayda kadar püskürtmüş durumda Astralis. Drop yok arkadaşlar. Bizden kaynaklı, feed'den kaynaklı. Aynen aynen. Gelir o şimdi. Şimdi düzelir. Nitro'nun 44 canı kaldı. Ama yine dediğim gibi, gördüğünüz gibi B yolunu aldılar önce. Mid zaten long tarafı smoke'lu. Long smoke'u atmış bu arada bir oyuncu. B execute izleyeceğiz. B'de 2 kişi var. Bananayı bırakıyorlar hep. Ne alamıyorlar. Diyorsun? Denediler. İki yanıcı attılar. Yakına uzağa. Püskürttüğüne de astırırız. İyi yaşa. Hep beraber iyi yaşayalım. Nakişfay kaptım herhalde belki. Kaptın abi, ben o yüzden sordum sana. Sen bizi o İstanbul'dan gelirken otobüste kaptın. Tam mı açıktın acaba? Değil de yani. Berinden bir yerinden yedin yani soğuğu. Uyurken. Şu havalarda evden çıkmamak en iyisi ya. Abi şeyler arası yolculuk yaptıkça geçen hafta 3 kere İstanbul'a gittim geldim ya. Şey, hızlıcan karşıya kar geçiyormuş artık. Artık öyle bir rahatlığımız var. Çok iyi oldu ya. Pendik'ten bir de geri İstanbul'a girmesi vardı yani. Bir de şimdi bir gün bir yerde İstanbul'a gene yolumuz düşecek gibi geliyor bana ama hadi bakalım. Yani taşınma olarak. Antalya ya da İstanbul. Eski çok güzel, tek eksiği deniz ya. Keşke şu havalimanını normal yapsalar ya, şey sivil atsalar. Durum 4-0. Neft'e ve Steve'de CZ var. Onun haricinde herkese silah var. Yine hızlı bir Beyoğlu. Beyoğlu'nun kontrolü bu sefer daha yavaş oluyor Astralis takımı. Daha kontrollüler. Granite yememek için. Zipnix evden kontrollü bir şekilde ilerliyor. Twist Smith small atacak. Hiç pompalı görmedim bak. Evet. Alınmıyor. Almıyorsa görmeyi gel. Sence nereye girecekler? Her round başında bunu konuşalım yani, o derece. Tamam. Çünkü sürekli bak, B'yi darlayanlar var. A'nın da darlayanlar var. Sürekli fake atıyorlar. Bana girmeyecekler bence, fake atıyorlar. Bak. Bak, B mi A mı girecekler? A girecekler. A'ya kuracaklar önce de öyle. Evet. Sen B mi diyorsun? Bence B'ye geçecek. Tamam, ben de falan mı ya? Of. Evet, şu an Astralis mid'in kontrolünü... Aslında mid'in kontrolünü tam alamadılar, short'u çok darladılar. Long da aynı şekilde. Oo, B'ye de fake attılar aynı şekilde ama A'ya çeviriyorlar şu an. C4 A'ya dönüyor. A'da şu an tek başına kaldı. Melis 2 kill bulmayı başardı B'den. C4 geri B'ye dönüyor bu sefer. A'dan tekrardan B'ye çevirdiler. Yani gördüğünüz gibi C4 B'ye kuruldu ama 3 kere hatta 4 kere rotate etti. Çözemiyorsunuz yani. Oynamak, onlara karşı oynamak gerçekten çok zor, sıkıntılı. Bunun antisi sadece ve sadece onların aldığı hani yani pozisyon vermemeniz lazım. Nasıl Astralis City Site'deyken B yolunu bırakmıyor.
ya da Bale'ını alsa bile midden agresif yapıyor ya da bir yerden evden deniyor, bir şey yapıyor. Bunun tek antisi bu. Yoksa Asterix'e oynamasına izin verirseniz böyle hem Bale'ını verip hem midi verirseniz istediği gibi fake atıp yönlendirebiliyor. Çok sıkıntılı bir durum. Medisk'ine dönmüş be. Stewie gerçi vuramamış orada da. Evet, durum 5-0. Yine full buy round izledim. Orada güzel bir round boost izledik. Mid'de oynayan herhangi bir oyuncu yok. Evet, bu sefer Liquid Bale'ını almakta kararlı. Stewie çok açıktı. Evet, Glaive'i düşürmeye başardı. Arkasından gelen Device, Medisk bir ihtimal flash'ını koymak Device çıkartacak. Renet geldi. Dupre erici düşmeye başardı A'da. Aynı zamanda B'de bunlar işlenirken de A'da darlayan iki tane oyuncu var. Dupre ve Spinx. Nitro Spinx düşürdü. Nef Medis düşürdü. 2-2 durum var. Yine avantaj Astralis adına. Evet, şu an B tek, A tek. Nereye girmeyi seçecekler bakalım. Ruin Smoke geldi. Nef'i kapattılar orada. Pozisyon değişmesi gerekiyor Nef'in. CT'ye mi dönecek bakalım. Smoke'tan mı çıkacak? CT Smoke da geldi. Evet. Nef. Evet, backup'ını hala çağırmadı Nef. Çünkü C4 duymadı. Evet, şimdi C4 sesi geldi. Backup dönüyor şu anda Nitro'da. Nef hiçbir damage veremedi orada. City'den gelen Nitro, bakalım oradan kill çıkartabilecek mi? Smoke hala devam ediyor City'de. Device karanlıkta. Dupre ise B yolunda. Nitro kontrolü bir şekilde ilerliyor. Device. Yerinde ve zamanla çok güzel iki pik. Durum 6-0. Liquid aslında doğru olanı yapmıştı ama hani Astralis'in oyunuyla karşılaştırdığımız zaman site'de de göreceksiniz. Bale'ını almak gerçekten zor. Hani özellikle Astralis'e karşı oynuyorsanız yani en az 3B gitmeniz lazım round'un başında ki HG yanıcı atarak anca 3 kişi alabilirsiniz. Yine 2 kişiyle alamadılar. Denediler, hatta Glaive'i de entry'yi de buldular ama A'dan alınan frag ve B'den 2 bölüm düşmesiyle round yine kaybedildi. Evet, agresif mid oyunu izliyoruz. Device elisi düşmeye başardı. Nitro bu sırada bir canı kaldı. Bok yoluna, bok çukuruna düştü. Oradan ev altına sızmaya denedik. Madis Nitro'yu düşüren oyuncu oldu. Stewie evden açılmıştı, geri döndü boya tarafına. Evet, küçük evde bir oyuncu var. Dupre'yi bulabilecek mi? Dupre'ye chat atmasına rağmen düşüremedi. Ben 11 canı kaldı. Şu ana dek Astralis'te silah düşüren herhangi biri olmadı. Bok yanına gitti. Oraya ne diyorlardı ya? Biz bok çukur diyoruz da oraya. Meksiko diyorlardı herhalde. Ben de onları öyle demiştim. Tüneller var ya Amerika'dan Meksika'ya. Evet, Ruin Smoke geliyor yine. Moda geldi. Bakalım kuracaklar mı gerçekten, yoksa yine mi döndürecekler 5-2 durumda? Merak ediyorum. Çünkü haritaya baktığım zaman dağılımda 2 oyuncu B'de, bir oyuncu B yolunda, bir oyuncu T-Base'e yakın, diğer oyuncu ev altında. Yani çok ilginç bir setup'talar şu anda. Açılan oyuncuları arıyorlar sanırım. Korumalarını istemediler. Evet, şu an B'ye kurdular. Hunt'a çıkacaklar mı bakalım? Şu an 3 oyuncu da B yolunda kontrollü bir şekilde bekliyor. Çıkmamayı tercih ettiler. Durum 7-0 oldu. Ah. Turtle diyenler de var. Ninja Turtle. Kaç yıl alırsınız C Liquid'i buradan? Aslında senin bir de City Side oynadığını düşünün. Şu an T'de oynuyorlar. O baskın oyunu bir de City'de olduğunu düşünün.
Kaos mu geldi? Evet, durum 7-0 sanırım. Kaos geldi. Evet, silahlı round bakıyorum. 5 AUG oynuyor Liquid takımı. Herhangi bir AP yok. İki tarafta full rifle. Evet, Magisk çok hızlı bir şekilde yeni alıcısını B yoluna atacak. Renekler geldi. Evet, şu anda dediğim gibi 3B yapmaya karar verdi Liquid takımı. Round'un başında şu anda B yolunu almış durumdalar ilk defa. Ama Assassin'e pek de skin'e değil gibi çünkü A'ya giriyorlar hızlı bir şekilde. Evet, çünkü 3 işte bunu çok hızlı sezdi. Astralis takımı Twins inanmaya başardı. Zipnix orada sezdi ama oyuncu Nitro, Medisk karşıda trade'ler var. 3'e 2 3'e 1. Ne oldu şimdi, bunu konuşalım bu round'da. Şimdi demiştim ya, Bale'ın almaları için başta 3 kişi gitmeler lazım Granite HG için. Yani o Granite attığı gibi 3 Granite HG'sini 3 Granite HG'si diyorum ya, 3 Granite infosunu aldığı gibi Astralis çok hızlı bir şekilde A execute'a çevirdi oyunu. Long kapattı. Arkadaki kütüphane önünü kapattı ki evden çıkabilen önce Long'a ölmesin. Flash'la beraber patladılar, yani iki kişiyi tutan A'ya girdiler. Yani çok iyi pozisyonu çok iyi okudu Glaive yine. Şuna bak, iki kişilerdi sadece. Çok hızlı backup dönmesine rağmen B'deki oyuncular smoke'dan çıkmak zorundalardı. B'ye yakaladılar, yine 8-0. Team Liquid Echo. Yine de yolunu aldılar. Gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Yani 3B de yapsanız, Beyoğlu'nun kontrolünü alsanız bu sefer A patlıyor. 3 yapmazsanız Beyoğlu'nu veriyorsunuz. Nitro Dupree'yi çok güzel düşürdü. Nefin 16 canı kalmış. Oğlum açık ara dövüyorlar lan. İlk defa intro aldılar. Sivide device düşürdü. 5'e 3 ekolar. İlk defa böyle bir pozisyon var. Bizim şu konuştuğumuz pozisyon gerçek olsa keşke. Bombayı kursalar da adam kaybetmeden. Sen dedin ya 5 kişi daha avantajlı full olmadı diye. Bunu görsek mi? Ama şimdi kesin bir denklem değil mi? Formül değil sonuçta. Çok şeye bağlı. Haritaya bağlı. Canlara bağlı, bombalara bağlı, pozisyona bağlı. Full can, full bomba. Ben sana yaratayım. Aslı Gara, hoş geldin. Belki Google'da Underpass yazıyor bu şükürlü. Underpass zaten underpass normal hali. Enes, soyadına gerek yok. Enes Azman var diye ben koymadım soyadımı. Şu anda alay ediyorlar okulda. Azman kendisi azıyor musun diye demiş. Şanssız doğmuşum zaten demiş. Yok canım, olur mu öyle şey? İşin geyiği de o bro. Astralis hükmediyor burada. Peki psikolojik olarak 3. haritaya daha mı kötü oynayacak Liquid oyuncuları eğer Astralis kazanacak? Sanmıyorum çünkü daha önce Overpass'te, en son Overpass'te Liquid Astralis'e karşı kazanmıştı. Özgüvenle oynayacak yani biraz daha. Evet. Ama ikinci map'in verdiği... Eğer ikinci map'te kaybettiyseniz... Daha kötü gidiyor değil mi? Daha kötü gidiyor yani, ikinci map kazanan arkasına rüzgar alıyor aslında. Odaklanma meselesi ya. Evet. Yine alamadı. İlaç kullanıyor mu oyuncular? Oda kapı falan var ya. Tek bir şey odaklanmanı sağlıyor mesela. Hep yok yani, çok nadirdir. Ben de bir ara kullandım, o kadar etkisi yok. Biraz etkiliyor mu? Çok az etkili. O Ritalin falan, kırmızı reçeteyle verilen ilaçlar. Yani şey yapmıyor hiç seni. Dikkat dağınıklı olmuyor. Çok az yani, dikkat dağınıklı çok az. Bende vardı zaten de. Nitro bu arada medisk yapmayı başardı. Bayon'da sanırım. Evet. Ortada middle şeyde, ortada yapmış. Uykunu, yorgunluğu falan hissettirmiyor işte. Nitro Glaive'i düşmeye başardı. 5'e 3 durum var. Nitro'nun 19 üzerim kaldı. Bakalım, Asterix ilk defa round kaybedecek sanırım. Ah, Zipnix çok kötü kaçırdı Nitro'nun. Sadece 19 üzerine vardı. İsabet etmese bir mermi ölecekti. Şu an B site'de kimse yok. Abi 5'e 3 durum var. B site boş. Şu an City Smotip girebilirler. Boost geliyor.
Steam üstte çıktı. Evet, Device'de SG35 gibi patlayacak bombalar herhalde. Ruin Small geliyor, City Small geliyor. Site tamamen boş bırakmış Liquid takımı. Senin Script'i kullanıyor mu Amber? Tabii ki. Her seferinde aynı piksele bombayı evet. Atabilir mi öyle olacak? Ne yaptı Device? Ağabey başardı. Zipnix TV'de şurada Elodo kurabilirlerse almaları için hala bir şansı var Astralis adına. 3-2 olsa da şu anda. Trent geldi, Dupin Nitro'yu düşürdü. 3-2 durum var. Yani buranı da kaybetmeler lazım çünkü 5-2'den geldi buraya. City Small geldi, Banana Small geldi. Bir tarafı kapatmış oldu Team Liquid. En azından side tarafına fokus olabilir. Zipnix en azından bir vurup kaçması lazım. Bir vurdu hemen, evet kaçtı. Şu an çok iyi durumda. Çok tecrübe ya. O da çok kötü durumda kaldı ama Dupre bu round'u alabilecek bir oyuncu bakalım. Bence bakmayacaklar, bir kişi var. Evet, Dupre harika bir spreyle. Nasıl ya? Bombayı çöktüğünü sandı. Abi ne oluyor? Çok iyi oynadılar. İkisi de çok iyi oynadı aslında. İkisi de çok doğru oynadı. Bombayı çözdürtmedi bir tanesi. Yaklaştırmam seni Simon'un içine dedi. Aha. Öteki de ben seni vururum eli alamayacağım dedi. Yayınlar özlemişiz diyor. Egemen çok teşekkür ederim. İnanamadım. Erkan abone olmuş. 10-0. Fena abi. %100 win rate'in sebebi yani oldu. Yani şurada 2'ye 5'ten round verdiler. 2'ye 4 müydü 2'ye 5 miydi tam oraya? 2'ye 5'ti. Baksana stüdyoya. Yani 2'ye 5 de dedim ya sana en başında. 2'ye 5'ti, site'da durmuyorlar. Dedim ya City'ye smoke atıp şu an girip kurabilirler dedim ve yaptılar, ele aldılar. Yani ilginç oynuyor Liquid. Orada boost'u yapmışsın, eyvallah. Belki yani daha mantıklı. Side'a sok, hani side'a bırakıp retake'e bırakmak ama retake yapacak bomban yok. Veya iyi yapamıyorsun. Evet, geç oraya bari. İki side oynasalar sokmazlar yani. Birebir tete alsalar bile bitti oyun. Evet, bu arada flash'ı geldi. Orada flash pick izleriz. Çok güzel. Çok güzel ya. Endi iş. Bir dönüşme başardı da hemen. Trades. Tamam, CZ ile keleş düşürmek önemli abi. Body sistemini çok yapıyor Astralis hemen. Kill aldığı zaman biri direkt trade'ine dönebiliyor. 4'e 3 durum var. Liquid yine Echo. Demek ki o işe yarıyor ya şu hareket belki. Recoil muhabbetini diyor. Evet. Ben diyorum ki zaten yarıyor ama kesin olarak bir şey açıklayamıyoruz o konuda. Çünkü her zaman olmuyor. Keşke her zaman olsun. Oturup denesem 1000 kere boş haritada. Video çeksen bir data çıkar bence orada. Ya ne oluyor biliyor musun? Atıyorsun ya bak şu, şuraya atayım ben. Şöyle atıyorsun. 1, 2, 3'üncüsünü şöyle atıyor sadece. Sen de at. Tamam, 4'üncüsü belki böyle atıyor ama 5'incisi yine böyle atıyor. Tamam da normalde hiç gitmiyorsa, ilk 2 oraya gidiyorsa gene işe yarıyor. Tabii yine bird tabii ki de. Ama Glaive'in de yani. Ayrıca smoke maçmış. Geç hızlı girmek için yaptılar. 3'e 2 durum var, Meris Steve'i düşürdü, smoke içinden nerf, Meris'i düşürdü, 3'e 1 kalan oyuncu Zipnix. Eğer Lodo kurarsa yine alma şansı var, son 10 saniye Zipnix aldı. Small var, Small City hatta aldı. Alamaz ya bence bak. Şimdi çeşmenin arkasına geçecek, 2 kişi vuracak. Kaybetti, şu an öldü. Flash patladı, flash patlamasa vururdu her türlü, spreyin oturdu ikisi. İlk round'unu aldı. Torun da aramıza hoş geldiniz. Skor tablosu hoş geldiniz sevgili Team Liquid. Mr. Iki hoş geldin aramıza. Teşekkürler. Bu tarafta yok mu Filiz? Şurada var da eskiden. Bu tarafta yok mu? O ne lan şey ya, bacağı mı şurada? Ya bir derece açayım yeter o zaman. Tamam. Evet, agresif oyun izliyoruz. Dipi takımdan artık olması gereken bence. Tiksen güzel bir flash. Yalan tutuyor düşmeye başardı. Daha fazla zorlanması gerekiyor. Device Tiksi düşürdü. Nitro Device düşürdü. 4'e 3 durum. Liquid için gayet iyi. Astralis'e çok yetti yani 10 round. CT için. Çok rahat bir CT site oynayacak Astralis.
Yani şu an ne alırsa üstüne. City avantajlı burada. Satma niyetini. Avantajlı da. Şimdi Astralis'in City'sini göreceğiz. Agresif ve mid oyunları. Yani şöyle düşün. Solda haritayı görüyorsun. 3 kişi oradan koşuyorlar. Yanıcı atıyorlar yakına, uzağa. Yani B yoluna girersen eğer, ileri koşarsan ölürsün. Çünkü yanıcılar patlıyor. Geri gidersen, midden koşan 2 oyuncu ortaya şey atıyor yani, yanıcı HG atıyor. Yine ölüyorsun. Yani T rampaya kadar seni geri püskürtüyorlar. Ya da yanıcılarını söndürmek için smoke kullanmak zorundasın. Smoke'larını boşa attığın zaman execute efendiyorsun. Aynen lan. Çok iyi evet ya. Hiç, neredeyse hiç hasar yemedi. Evet. Stewie. Smoke'dan çıktı. İlk oyuncunun zaman şansı zilmek Stewie'di. Şurada 2 durum var. Stewie çok yerinde zamanında girdi de. İkincisinde düşse de süper oldu. Üstelik oyuncu var. Left Blade'i düşmeye başardı. Çevir. Zilmek. İşte neutral oldu. 12. Ne oldu Raut? Liquid almazsa ansap diyor adam. Saçmalığa bak. Benim de suçum var oğlum. Allah Allah. %60 çıktı bu arada yani çok enteresan. Kim? Şey anket işte 60'a 40 çıktı. Aslında yoksa mı? 60. Evet. Tamam. 75 de. Fark etmez herhalde. Evet. Aslında kazanacağına dair yani. 1-0 ona baktığımız zaman. Bak Bayon'u alırlar. Böyle alıyorlar. Play ve elici düşürdü. Şu midde ölmemesi lazım işte böyle bir oyuncu ya. Yanısı gidiyor bak yavaş tıngır tıngır. Sözleşmeler nasıl oluyor? Mesela girdin takımına bir hata yapıyorsun, sıçıyorsun ve senin yüzünden maçı kaybediyorlar. Normalde bir yıl maaş alacaksan. Bilmiyor musun? İmzalamadı mı senin için? İmzaladım. Herkesin sözleşmesi farklı. Hatta her oyuncunun farklı. Eksklüzif oluyor yani. Tabii. O açıdan vurur gibi yalnız bizimki. Orası zaten görüyor, vuracak da burada. Bir cesaretle geldi o kadar. Evet ama yani Boiler'da oynayan oyuncu genel olarak oraya bakmaz. Çünkü asıl amacı short'u ve long'u kesmek olduğu için orası çok... Daha demin demiştim ya beklenmeyen, unexpected position'lar diye. Tavuğu niye kesti? Small geldi, City Small'dan sonra top son saniye ve execute geliyor. Astralis ne yapıyor, ediyor, yine de az kişi olan side'ı bulmaya başarıyor her seferinde. Yani gerçekten çok ilginç. Ya da tek bırakmayı başarıyor diyeyim aslında. Sonuçta bu kadar çok yapmaları şansı ya da tesadüf olamaz. Ben Enes Azman, nick önerisi verebilir misin değiştireyim diyor nickimi. Enes Azman. Evet. Elman'ı yapsa nasıl olur? Elman. Enes Azman'ın satması böyle. Enes Man gibi. Enes Azman'dan daha güzel. Yani karbon gibi. Farklı olan gibi oldu. Ama hiç olmadı. Liquid buradan çeviremez değil mi? Çeviremez. Sadece bir iki hata olup değerlendiriyorlar. Bitti oyun ya. Aslında City de çok rahat yeter yani. All round. Liquid'in çünkü öyle bir T oynayışı yok yani. Biz siz Enes'e bir nick önerin bakalım arkadaşlar. Belki daha güzel bir şey çıkar. Azman TV yap. Benim zaten fikrim biliyorsun. Ben daha çok sade bir adamım. Yani daha çok sade isim mesela. Aa neydi? EA mıydı? Enes Azman mıydı? Evet. EA mı yapsın? EA yapsın. Çok da iyi duruyor yani. Küçük yazdı daha aşağı nick. Bir tane de yanına büyük yazılabilecek bir harf koyarsan güzel durur. Enes Azman mı? Evet. Hı, N büyük N. Aynen. E A N, N büyük. E A N büyük N. Nokta koy bir de. Tetabete hoş geldin. Nokta koy. Nokta koy. Niye? Alp'e mi laf gönderdin? Hayır abi nokta ne şimdi? Sen niye? Büyük nokta koymuştun. N büyük nokta falan var yani. Ne alaka şimdi? Tamam Alp'te nokta var mı? Bir herhangi bir göz uyumu var mı orada? Alp'te benim rap'in iyisini büyük iyi yazmam gibi bir şey yani. Biliyor musun? Ben beğeniyordum Alp'in yazılışını. Niye gülüyorsun lan? Vallahi beğeniyorum. Şey gülmüyorum ya. Yanıcı kötü düştü. Grave Steve'yi düşmeye başardı. Bak yeni bir izleyici gelecek. Chat ne yazıyor? Amına koyayım falan diyecek. Aynen. Böyle.
Durum yine 5'e 3 bu arada. Asterix bu anda kazandı diyebiliriz. 11, 3 olacak. Esmen güzel oldu bak. Easy man. Eze alttan çizgim var. Çok uzun. Gereksiz. Alt çizgi ne var? Alt çizgi ne? Anlos nasıl? MSN tarafından izliyor. Anlos nasıl? Anlos güzel. Sadece Anlos olduğu zaman güzel. Anlos'tan abi. Böyle yapıyorum abi. Böyle uzun da uzun. Çok uzuyor abi. Senin ikin hiçbir zaman tam gözükmüyor lan burada. Biliyorsun değil mi? Her zaman nokta nokta çıkıyor böyle. Ama sen ikini hiç değiştirmedin değil mi? Hiç. Bence Amnos yap artık, eskinlikler silinebiliyor. Hiç değiştirmediğin gibi Amnos kalsın. Niye abi? Şimdi öyle biliyor beni. Avatarım da biliyor bari. Amnos'tan yani. Beat'in. Evet. Bak, iyi bayramının yazdığına bak. Peki L, Globalp'teki L neden büyük değil aradaki? İki tane L. Bilmiyorum. Güzel durmazdı. Alp'e sorsana yüz yüze. Güzel durmazdı. Bak Alp'teki L güzel dururdu. Noktası. Alp'teki L'den bahsediyorum ben zaten. Yine güzel durmuyor abi, yok çok ergenci. Bana hesabını verir sana be. Değiştirdi adam, neyin hesabını versin bana? Abi, o sana vermeyecek, sana da versin. Sonuçta adamın eski nick'iyle ilgili. Adam değiştirmiş, değiştirmiş olmasa şey yapardık. Bak böyle alıyorlar işte, böyle alınmasa da lazım. Ama yaptıkları ne biliyor musun şu anda? Eğer aynı anda atsalardı, iki tarafta aynı anda birbirini görecekti. Bir sonraki bombayı ilk atan kazanacaktı. Ama bunların atmasına ilk izin verdiler, sonra attılar Molotov'u. Evet. Zaman kazandılar Smoke'tan. Ama Bayon'u aldılar yine de. Stray'i sızladılar, üç kişi geldiler. Şu anda ilk defa doğru bir Bayon'a alışı gördük Liquid takımında. XX Morgan. Bak XX3 Morgan XX3. Nice hikayeler üstad, seviyorsun. Ben Azmar olsun, İngiltere'den selamlar diye, eyvallah. Çok sağ ol. Şu donate anladın mı? Cantu benim abim deyip millete küfür ediyor. MSL nickli birisi, haberin olsun diyor. Tanımıyorum ki. Anlamadım. Nitro. Şimdi bak şarkı vardı. Durum 5'e 4, ilk yarının son roundu. Evet, hadi arkadaş. Bak bir kör olmasına rağmen Nitro'nun 10 yıldızı bırakmayı başardı. Stewie, hani oradaki ladı çok güzel devam ediyor. Space, bir kısmı daha yapıyordu, Duffy'yi düşmeye başardı. 5'e 2 durum var. Asist için çok zor bir round. Ama rağmen Mates Nitro'yu düşmeye başardı. Yani çok garip pikler ya. Meriskin bu ikinci dikkatimi çeken piki böyle. Stewie hemen yerde işte. Bir kısa shoulder, sonra uzun. Yani Meriskin'i çok yapıyor. Bir kısa shoulder atıyor, omuzu gösteriyor ya da infoyu alıyor. Sonra uzun atıyor. Mantıklı. Mantıklı ama çok oynayacak. Güzel yapıyor işte zaten yani, ondan bahsediyorum. Hiç ne çok fazla ne çok az yani. Hep yerinde. Yakından yaptığında bir de o hareket rakibin yakalaması zor senin Kraus'la. Çok hızlı gözüküyor. Klax klax, 10.000 tane falan Steam'da sırf Anlos var. Ben onunla ilgili bir şey yapamam ki abi. Adam ben Anlos biliyorsa ne yapayım? Durum 11-4. Bakalım ilk el, ilk el çok önemli. Her zaman o değil. Ben de karakterimi de istedim. İlk el ilk eldir. Ben elimden gelse banlarım hepsini de Steam'in paneli bende değil. Son karar EAN o zaman diyor. Güzel oldu. İyiyim. İyiyim. Vallahi güzel bulduk ha. Enes alttan çizgi Azman'dan çok daha iyi bence. İyiyim. Neyse büyük. Dalma baktığımız zaman yine bir B yolunda ses yaptılar, geri döndüler A tarafına. A taktiği izleyeceğiz, evden atlayacaklar. Bak yine elinde sonunda evden atlatıyorlar oyuncuları. Yani Inferno sanırım ev en avantajlı. Gel evden atlayamak diyebiliriz. Merisk, Dükkan'ın karşı tepkileri var. Dükkan Merisk'i düşürdü. Elish Device'ın left'i Dükkan'ı düşürdü. 3'e 2 kaldılar.
Yani bu ev, eve dair güzel bir stat lazım. Abi herhalde Glock'la zıplamak falan ya da yakın mesafe etkili olduğu için ev kullanıyorlar. Ya zaten hayır, o yüzden zaten ben şeye karşı, City tarafında ne yapılacak? Çünkü ben de ev atlatıyorum. Ama bize karşı ev atlatıyorum biz de bir şey yapamıyoruz. Asterix de yapamadı, Liquid de yapamadı iki tarafta birbirine. Hatta Liquid, Asterix'ten daha hızlıydı. Çünkü hani Nitro'da şey falan vardı. Daha Duel Ballet silah armor vardı. Ama canı azdı işte. Nasıl duruyor Liquid fanları? Evet. Umarım Liquid kazanır ama ya. Bak. Hazırlardı da yani. Hazır olmalarına rağmen kaybettiler. Çok net çıkıyorlar abi. Orada şey bu. Meclis. Kim vurdu orada? Duple, Meclis kim vurdu? Meclis Duple'yi mi vurdu? O kill şey olmasaydı. Elliot Channel hoş geldin aramıza. Channel'ımıza hoş geldin. Junior Rainbow. Selamlar, iyi yayınlar. HyperX Cloud Flight ve Arctic 7 arasında kaldım. İkinizi birlikte yakalamışken sormak istedim diyor. Cloud2 de şey arasında mı kalmış? Aha. Ne arasında kaldı önemli değil gerçi. Duymuyorum. Cloud2. Arctic. Evet. Konu Cloud2 ise Cloud2 al. Birkaç tane vardır Cloud2'den iyi. Onlar da çok pahalı. Çok pahalı yani. Yani gereksiz. 3000 lira. Bir de para harcama önceliğiniz. Fare, mousepad, kulaklık, klavye olsun her zaman. En önemlisi fare, en kötü, az önemlisi de klavye. Yani bu adamların elinden al klavyesini, hastane klavyesi ver, oynarlar. Ama faresini al, hastane faresi ver, 5 laptop faresi, oynayamazlar. Durum 11-6 oldu. İlk silah duranda eğer kaybederse Astralis maç ortak oldu diyebiliriz Liquid. O ivmeyle o gazla. Bilmiyorum ya da zor ama bakalım. Sana bir ahiret sorusu daha sorayım o zaman. Astralis'in 5 oyuncusunun toplam CSGO saatine Liquid'i kıyaslasan. Takip ettiğin oyuncular sonuçta. Astralis çok daha eski oyuncular mı barındırıyor mesela? Bazen CSGO'ya sonradan başlayanlar oluyor böyle. Total oyun saati olarak. Burada Elijin, Defin, sol tarafta gördüğün hepsi soldaki sağ şey Astralis oyuncularına göre daha yeni oyuncular. Ha, onu diyordum işte. Ama mesela Glaive işte yine de çok zeki ve çok tecrübeli bir oyuncu. Sadece kıyasladığımız zaman. Çünkü yani şöyle ama yine de diyeyim, nasıl diyeyim? Oynadıkları platform diyelim. Diğer oyuncular mesela örnek veriyorum 2 yıl öncesinde parlamışsa eğer bu oyuncular zaten uzun zamandır piyasada bir üst seviyede oynayan oyunculardı. Sorular çok efsane değil mi diyor. Ben hep böyleyim, ben zor sorular sorarım. Yanıtı belli olmayan şeyler ilgimi çeker. Excellence Cloud 2 çok iyi abi. Yeterince peki karşılıyor muyuz cevaplarım? Ukalaca olmadığı sürece ve gülmediği sürece cevap vermeye çalışıyorsan gerçekten yeterince karşılıyor. Bu değil miydi? Evet. Tamam. Peki niye bu böyleydi biliyor musun? Çünkü bu diğerlerine göre bir soru sordum falan diyeceğiz. Hayır, ciddi bir soru sordum. Hepsi ciddi soruyor ki. Tamam, ciddi sormuş olabilirsin ama bir mantığa dayanıyordu. Ya bunu da nereden bileyim falan diye diyebilirdim ukala mesela. Hayır canım. Gibi ama ya vermek... soruyorsun ki bana o onu niye almış? MP5'i niye almış? Sturcu'da bok tamam da abi şimdi algı yorumunu yapabiliyorsun. Evet. Ya algı aldıktan anlatabiliyorsun. Tamam, algı bir şeyle kıyaslamıyorsun. UMP düzgün sıkan bir silah. Tamam mı? Ben sana diyorum ki Rico ile... Adam niye keleş almış diye sormuyorum ben sana. Niye demiyorsun? Keleşin çünkü etkili bir silah, tek atıyor. Tamam ben diyorum sana, o adam belki de onu da nasıl kullanıyor yani, bilmiyorum. Bu ne? Kafasına tekme attı önce, ondan sonra tarayarak öldü. Excellence şu müzikte de güzel Cloud 2. Ama sadece müzik kulaklığı deyince olay başka oluyor bak. Tabi canım, bir sürü şey giriyor. Bak, farklı markalar bile giriyor yani. Ben Direncan'a mesela Bluetooth kulaklık verdim. Kulaklığın özelliği şu, içinde bir pil var. Bir mikrofonu var. Dışarıdan gelen sesi algılayıp tam ters frekansını senin kulağına veriyor. Dışarıda arabada olsa, uçak motorunda çalışsa evet, hiçbir ses duymayıp sadece müzik duyuyorsun. Yani dibinde bağırayım ben çok sana. Çok ilginç yani. Hiçbir ben şey duymazsın. Çok merak ettim çünkü bunun nasıl çalıştığını. Dedim ki hani
farklı bir ses duymuyorsun ya da farklı bir mekanizma devreye girmiyor. Yani bir tuşa basıyorsun ve dış ses kesiyor. Nasıl olabilir diye yani. Yani kulağını kapatıp kesmiyor. Kulağının içine dış sesin evet. ters sesini verip nötrlüyor onu. Sesi yok ediyor. O müzik dinlemek için daha ideal bir kulaklık. Ama dışarıda araba çarpabilir mesela sana abi onunla gezerken. Allah korusun. HyperX Cloud'un öyle bir şey olmaz. Buz alev alev diyor diren bak. Sen o diren linkini atsın da onu al bari bro. Evet. Kaza atlatmıştır var diren. Smoke crash'ı geliyor şu anda. Arka arka yanıcı ve smoke geldi. Buz abi Bose Bose markası. Şu an sanırım Monk'tan B oynayacaklar. Evet. B split yapıyorlar. Steve bu arada Pix'i düşmeye başardı. Glaive tek başına kaldı orada eğer onu yakalayabilirlerse tamamen round bitti diyebiliriz. Glaive şu an long almadı sonra device Ediz uçurdu. Ediz orada trade alan oyuncu. 4'e 3 durum var. Glaive'in orada her türlü Bayon'u vurması gerekiyor. Nefi düşmeye başardı arkasından gelen Sivir'i düşürdü. Çok kritik round yani. Glaive ölmüş olsaydı veya City'de kalıp long'dan gelen oyuncuları vurmaya çalışsaydı yine bitmişti round. Sonra berabere yolluyor zaten. 8-12, 12-12 ve 13 oluyorlar. Ben tabii 8-11 oluyor. Echo kalıyorlar falan. 12-7 ama yine silahlı round. 12-7 Liquid Ayva'yı yedi kardeşim. 3000 IQ TV hoş geldin aramıza. Tabi bizde her alanda farklı farklı uzmanlıklar var. Mesela müzikle ilgiliyse Dren'e soracaksınız sesle alakalıysa. CSGO dikeyinde Berk mesela. Photoshop'tur, Adobe'tur, Premiere'dir, Evrim. İşte konu güreşse, kasa açmaksa Alp. Bana genel olarak bir şeyler sorabilirsiniz. Arabalarsa Alp mesela. Gayet iyi dağıldılar. Bu sırada Glaive'i erici düşürdü. Steve'i de Glaive'i düşürdü. Karşılıklı trade var. Sonra sormamın sebebi bu arada. Az hakim, konuya az hakim arkadaşlar oyunun mantığını da aslında anlatmak biraz. Şimdi 5'e 5 iken 4'e 4 olduğunu düşün. Birer oyuncu düştü. Kim avantajlı hale geliyor? T daha avantajlı hale geliyor değil mi? Evet. Çünkü 5'e 5 iken bombayı istediği yere kuramıyor. 4'e 4 iken ya da minimize edelim 2'ye 2 iken mesela koca bir haritada 2'ye 2 iken T'ler gidip istediği yere kurar. Evet. Ya da 1'e 1 iken. 5'e 5 iken olmuyor. O yüzden her takasta T'ler avantajlı hale geliyor. Böyle şeyler anlat istiyorum ben yani. Böyle şeyler sor. Bu seviyede sor. Bana milisaniye sorma ya da adamın çocuğunu sorma bana. Oğlum milisaniye yaklaşık olarak söyleyebilirsin saçmalama. Bir saniyede mi sıkıyorlar? Hayır. Yarım saniyede mi sıkıyorlar? Hayır. Daha erken de tepki sürüyorlar. Ya ben de rakam istiyorsun abi. Ortalama bir şey ama sen net biliyorsun değil mi hepsini? Sonuçta sen de ben de bir otorite değiliz yani bu konuda. Yorum yapabiliriz sadece. Kerem Kart, 4. ay. Hoş geldin. Ha, Berke karı kız işleri sor demişler. Sor. Rahat şerefsiz de ailenizin sağlığı için anons falan diyor bak çıkarttınız o lafları. Ben demedim. Direncim Erdoğan makara yaptı seni biliyorsun. Durum 12-8. Oh. Artık güreşte adamı nereden kavrayabilirim? Alp TV'ye mi sormuş? Yok Alp'e sormuşlar. Sana sormuyorum onu. Yok Alp TV mi yazdı sandım Alp TV'ye mi sordu? Onur XX X sormuş. Valla gene öyle bir fetiş durumu olmadı belki. Fetiş durumu olmadı. City'ye geçtikten sonra. Helal olsun Liquid'e yani. Helal olsun. Bu da 3. haritada. Umarım bu 3. map'e uzamaz. Sen orada kızla yazışıyorsun onu şey yapmaya gideceksin. O yüzden bunları söylüyorsun. Konuşturma şimdi beni. Ben uzaması istiyorum güzel bir yayın içeriği. Saçmalıyorsun. 3. map'e uzarsa ben yine bilmiş olurum. 2-1 biter dedim. Ayrıca konu o değil. 3. map'e uzarsa direnci ne yapıyorsunlar? Ben yine burada olurum. Yemek zor yemeye falan giderim. Ben skip daha yine ben çok az uyudum ya. Ama. Ben çok az uyudum. Tamam oğlum zorlasın demiyor kimse sana da. Hayır ben çok mutluyum bundan. Ama yoruyor gerçekten yoruyor. Çünkü bak şu an normalde eski Blast'a da ben anlatıyordum şu zamanda da olsa. Ama şu an harbiden maçı izlemek... Ama düşük tempo ile başladın zaten. Bir şeyler çok iyi. Yok.
Ben çok mutluyum abi, sistemi koydum. Blast'tan aldım içeriye. Seni buraya yerleştirdim. Ben bir sistem kurucuyum. Cipsini yedim, mantığını yedim oğlum. Tabii. Bak biz bunu yapalım. The Callaway. Önceden gece kokoreçi çıkardınız izleyicilerle. Eskişehir'e taşındım. Bitti kokoreç etkinlikleri diyor. Yaparız abi gene. Bir çorbacı gecesi yaparız bir yayın kapatırken. Alp, Evrim, Berk, Dilen, üstüne hepsini alırım ben. Tabii. Onu Onur işkembeye götürürüm sizi. Çok güzel oluyordu. Ben sonra da bir pilav hazırlattırırım. Orada yok menüde. Abi pilav, üstüne kokoreç. Ama yanmış kokoreç. Üzerine kaynar tereyağı döküyorsun. Acı biber. Ev ayranıyla beraber orada tüketiyorsun bunu. Pideve muhabbet eşliğinde. Çıkışta da çay içiyorsun. Kahve falan. Bizim menü oydu yani. Sen konuşuyordun, ben sunamadım. 2'ye 1 vardı, 2'ye 1 pozisyon vardı. Steve ikinciyi de vuracaktı. Çok korktum, Allah'tan vuramadı. Ha, zıplık sağladı. Steve vursun. Steve vursun aslında, doğru. Ha, ama... el uzar, gene atsayız kazanır falan. Mantığından mı diyorsun? Bu arada seni çok iyi anlıyorum ya. Ben de çok turnuva sundum gençken ve yorulduktan sonra bitsin istiyorum aslında. Ya bir de şansımı, bütün Blast finalleri 3'e uzadı ya. 3 map hepsi ya. Abi adamlar iyi ayarlıyor işte. Major finali 2-0 bitti çok hızlı bir şekilde. Öyle major finali mi olur ya? Nerede olmuştu son major? Katowice. Polonya'da. Abi şöyle bir... Ya beyler bana bir formül söyleyin ya. Şu Eskişehir mangal olayını bir kere 18 plus yapmam lazım. Oraya gelenin başına bir şey gelirse sorumluluk almak istemiyorum. Kalabalık olur falan. Çünkü mangal yapacağız ya. Dağın başına falan götüreceğim sizi yani. Normal şehir merkezinde kafede oturup kola içmeyeceğiz. Ondan sonra. Bir de yani uzun süreli sablara mı davetiye göndersem böyle 100 kişi VIP. Yoksa çekilişle mi yapsak onu? Çekiliş olsa şimdi adama çıkar gelmez falan. Yol gösterin bana ya. Tabi bu yolda şu an sub modun açık olup olmayışı bile önemli etken oluyor biliyorum. Evet, Team'deki hızlı bir şekilde long'tan oynamaya çalışıyor. Yine sanırım B split yapacaklar. Grave Nature'ı düşünen oyuncu oldu. Arkasından TV sitesi mod'dan çıkıyor. Aynı şekilde işte çıktı. Ne yapıyorlar? Bir fikrim yok. Silahlı round değil gibi oynar sanki. Grave için çok rahat 3 kill. Device sonra hızlı kaldı. 5'e 2 durum var. Berbat ettiler. Şurada alsalar ha. 14-8 oldu. Korumazlarsa... 14-15-9. 15-8 korumazlarsa. Bakayım paraları. Yok. Korumazlarsa yakalar. Nef dupleyi düşürdü. Nereden düşürdü? Dağılıma baktığımız zaman şu an sıkıntı var işte. İlk defa... Şu dalıma baktığınız zaman bir kişi ne kadar eksik fark ediyor musun? Evet. Bir kişi sadece pitte ne short tutan var ne longu. Grave'i kapattıkları anda biter. Steve'nin smoke var. Smoke flash'ı var, nefti de yanıcı var. Long kapatıp kütüphaneyi yakıp pite flash atıp girseler. Bakalım ne yapacaklar. Evet, pit'i yaktı. Steve'i longu oyuncuyu düşürdü. 5'e 2'den durumu 3'e 2'ye getirdiler ve çok hızlı bir şekilde B'ye dönüyorlar. 20 saniye var yetişir. Ayrıca device longa bakıyor. B'ye bakması ben. Lazım. Artık evet. Device yanıcısını kullanması lazım. Son 10 saniye yanıtını atması lazım. Evet, atıyor yanıcıyı. Device at yapma lan, bozma adamların işini device. Hiçbir şekilde arkaya kuramazlar. Yok, arkaya kuracak ama... İşte Beyon'la püskürtmüş oldu. Device'da şu an smoke var. Beyon'la açacak, bitecek oyun. Zaten bu korumaya gidiyor. Korumaya gidiyor ne? Niye glock çekti? Korumaya gidiyordu orada. Kaçacak normalde. Geleceği... Şurada evde nef düşürdü. Bitti. 13-8, paralara bakayım. Paralar da soluk soluk gözüküyor. Arayüzü kötü Ekolar. Şu an HL TV'nin. Onu da söyleyelim. Rikra TV hoş geldin aramıza. Çok teşekkür ederim abonelik için. Çok iyiymiş dişleri bembeyaz. Zaten diş bakımı bedava. Yılda iki kere yaptırabiliyorsun. Hem kontrol hem bakımı. Ülkede mi? Ülkede mi? Ülkede. Avrupa, Almanya'da da öyleydi. Orada da öyle. Ve
Çok özen gösteri adamlar zaten. Önemli bir şey ya. İyiyim, çok sağ ol seviyorsun diyor. Valla iyiyim diye bak, içim gülerek okuyorum. Çok mutlu oldum oğlum. Enes Azman neydi amına koyayım ya. İyiyim, fıstık gibi. Just Right X, 28. ay. Yayınlar kolay gelsin. Belki selam, seviyorsunuz demiş. Selamlar kanka, çok teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde long oynamaya çalışacak Levy, bakalım yakalanacak mı orada. İlk kimde bildiği ikisini düşürmeye başardı. Frame atlayarak hepsini vurduğunu gördük ya. Tık tık bayıldı ikisi de. Sweep'teki oyuncuyu gördü, ona şöyle bir rastgele denedi. Kimseyi bulamadı. Tekmeni ilk defa görüyorum. Evet, tekmeni ilk defa gördük. Zaten bir şerim bunda gördük. Dupre, Dupre'yi düşen oyuncu. Son item Magisk. Steve'i düşürdü, durum 15-8. Son silahlı round, Team Liquid adına son şans. Bir sonraki map'imiz Overpass. Ve gerçek bir final izliyoruz şimdi. Başlığı değiştiriyorum şimdiden. Biraz önyargı olacak ama. Astralis 1, Team Liquid 1. Büyük final, son maç. Hadi bakayım. Sonunda da yazsaydın keşke. Hadi bakayım diye. Gerçi oraya kadar gözükmüyor mu? Ha, gözüküyor mu şöyle? Durum 18. Evet, agresif bir video oyunu izliyoruz Astralis takımından. The 01, Bozkurt 01. Hoş geldin. Kör olmasa rağmen Dupre'yi düşürdü. Ve Dupre'yi düşüren oyuncu oldu. O da trade yok. Dupre tek başına kalmış. Device ıskaladı. Böyle de sınavını kullandı. Soldan bir oyuncu var, bakalım görecek mi onu? Yok, tepki vermedi ya. Herhalde seçemedi yani. Sol tarafı görmedi. Karşıya bakıyor tam. Oraya bazen de çevirmezsin ya görüp. Kaçmak istersin. O da olabilir yani. Ha doğru şey gibi söyledin. O. Özlü söz gibi söyledin de o yüzden ona bak. Bakalım. Evet, City Spawn'u atmak için ya... Yo. Stevie Ruin Spawn'u atıyor oradan. Öğren zile bastı 3. kata, oradan kaldı. 7-8 rahatlık kullanımda. Rahatça kullanabileceğim, gerekirse dışarıda kullanabileceğim bir kulaklık istiyorum. Arctic 5 mi? Nasıl yay? Aa, bilmiyorum ki ya. Stevie'yi düşüren oyuncu oldu. 4-3'ten numaralı Graves. Stevie'yi düşürdü. Sona kalan Stevie bakalım. Kulacı alabilecek mi? 1-3 durumda. İçi çok zor. Son 30 saniye zikir suçmaya başladı. Smokes'a rastgele dönüyor. Kurma fake'i mi atacak yoksa koruyacak mı? Evet, kurmak istedi. 23 canı var. 1'e 2 canı. Bir oyuncu City'de, bir oyuncu bana da. Meclis'te sadece tek flash var. Tek flash'la beraber patlamalar lazım. Evet, Stevie bakalım ikili alabilecek mi? Orada o kill çıkarması lazım, bire bire bırakması lazım. Şu an işi çok zor, güzel bir flash. Şu an geri bir kişi durumda var. Stewie! Çok fazla damage, çok fazla sanırım. Astralis, Team Liquid'e karşı durumu 1-1 yapmış oluyor. 1-1 yaptınız. Güzel bir inferno izledik aslında. Şimdi ya, büyük finalin finali var. 1-1, son maç, 125 bin dolar için. Mermiler havada uçuşacak. 8 evet. Round çok iyi aldılar yani. Nisay demiş ki 8 saat kulaklık takacağım ben. İyi kulaklık demiş. 8 saat takınca kulağını her kulaklık pişirir herhalde. Ya kulakçı kullanacak havalandırmalı falan. Tabii. Zor abi 8 saat. Ben 8 saat takıyorum yayında.